Sese doğru. Yepis yeni bir 60 saniye doğru. Gelin gençler. Hatırlayacaksınız, en son zor modda oynamıştık. Şimdi de tam tersi kolay modda, küçük çocuk modunda oynayacağız. Ve burada her şey daha kolay olacak. Bakalım neler olacak ve maceraya başlıyoruz. Süper ötesi bir like alabilir miyim? Hemen videoyu durdurun. Evet, ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Cansınız, abone olmayanlar abone olsun please. Bakalım sevgili çocuklarımı, eşimi, karımı, hanımımı kurtarabilecek miyim? Burada dur. Şöyle bakalım içeride ne var? Orada harita var galiba. Hepsini bir inceleyeyim. Orada konserve var. Hanımım sağda, çocuğum sağda. Şimdi bunu buradan alacağız. Ondan sonra buraya gelip bunları alacağız. Dikkat edelim. Oradan silah alacağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır. Al, aldım, aldım. Koştum. Topa. Sığınağa git, sığınağa. Bu taraf, Allahu Ekber. Yanlış yere başlamışım. Al, tüfengi al. Tüfengi aldım, attım buraya. Aldım oradan, baltamı aldım. Baltalar elimizde, hey. Fener aldım, güzel. Geldim buraya attım. Çocuğumu alacağım, çocuğum gel buraya. Sensiz olmaz çocuğum. Haritayı alsana. Aldım haritayı, sığınağa gittim. Şimdi hanımımı, kızımı alacağım ama daha çok şey alacağım var. Çocuğum! Koş. Koşsana! Çok az kaldı hanımım. Hanımım neredesin? Hanımım sensiz olmaz hanımım. Neyim eksik? Radyom eksik değil mi? Bir şeyim eksik. Hemen hızlıca bakmam lazım. Şuna su alayım. Su al. Koş. Başka bir şey alabiliyor muyum buradan? Sağ çantası. Nice. Bence çok iyi oldu. Bitme. Yetiş. Please. Yes. Uy. Yeterli bence. Bence yeterli. Ne dediniz ona gençler? Yes. Atla bakalım aşağıya. Cumhurlops. Bakalım kolay modda neler gelecek başımıza. Sağlık çantası aldık. Ondan sonra maske aldık. Ondan sonra bir iki tane ya aldık güzel şeyler aldık. Şimdi şeyde de, sığınakta da olacak bol bol bir şeyler. 737 yıl boyunca saklı, yalana bak. Hadi bakalım, bir tas çorba, bir tas suyla ilk defa izleyenler olabilir. Bunun oynatma listesi var, izleyin gençler, çok çok eğlenceli, keyifli. Birinci gün işte ailem. Tanıştırayım sizi. Sevgili Dolores hanımım. Bak tanıştırayım sizi gençler. Sevgili Dolores. Dolores. Ben gençler Ted. Sevgili kızım Mary Jane. Her bulduğunu yiyen obur. Ve sevgili şaşkın çocuğum Timmy. Bakalım nelerimiz var. Baltamız var. Güzel. Haritamız var. Silahımız var ama mememiz yoktu galiba. Kes bıdı bıdı diyoruz ve hemen şöyle. Patlamadan önce hepimiz sığınağa ulaşmaya başardık. Nükleer bir patlama oldu ve biz de sığınağa gittik. Burada amacımız hayatta kalmak. Ne kadar çok uzun hayatta kalırsak o kadar iyi. Devam diyoruz. Birinci günü boş geçiyoruz zaten. Bakalım ikinci gün. Burada rekorum kaçtı ya? 80 gün falandı galiba. Her gün başımıza bir olaylar geliyor. Burada daha az olay gelecek başımıza diye umut ediyorum. Nesi var oynamışız? 2-3 dakika boyunca çok eğlendik. Sonra herkes W harfinden sıkıldı diyor. Ted sakin. Herkes iyi. 4 güne kadar yemek paylaştırmaya gerek yok. Mary Jane eskiden neşeli bir çocuktu. Ama son zamanlarda morali biraz bozuk. En sevdiği klasik eserleri mırıldanıp tuba sesi çıkartmaya falan falan. Hiç falan filan bu beyefendi falan filan. Şimdi evde, evet eve doğru bir gitsin Mary Jane. Dur Mary Jane, yalnız bir şey söyleyeyim Mary Jane, lütfen geri dön. Lütfen geri dön Mary Jane'im. Tubasını almak istemişti. Bap bap var ya, böyle öttürüyor sürekli. İnşallah hasta olup gelmez. Etrafta çünkü nükleer atıklar var. Mary Jane dışarı çıktı. Güzel, müzik aletini bulamazsa müzik notası gibi bir şeyler de getirebilirim dedi. Bir şey içmenize gerek yok. Bir şey yemenize gerek yok. Devam diyoruz. Dördüncü gün, şimdi besleyeceğiz onları. Bakalım Mary Jane geliyor mu gençler? Dördüncü gün. Yes, Mary Jane'im geldi. Ya Mary Jane atılacaksınız. Zombi yapmıştık. İzleyin o bölümü izlemeyenler varsa. Devam diyoruz ve bunları şimdi sulayacağız. Timmy korkunç durumda. Hepinize biraz benden birer su. Birer yalnız. Birer su. Birer. Birer da su. Hadi bakalım. Devam ki. Ted nükleer çölün tehlikelerine dayanabilecek kadar dinç hissediyor kendini. Evet, bir keşif gezisi düzenleyelim bence. İç mekan konusunda nükleer sığınağımızın feng shui'si gerçekten bozuk. Eşyaları oradan oraya taşırken gizli bir kapı bulduk. Arkasında ne var? Arkasında fenerle bakalım ona bence. Fenerle bir bak bakalım ne varmış. Gizli sığınak bulmuşuz. Beşinci gün. Bakalım ne bulmuşuz. Ted'in sakallar uzadı şimdiden. Odanın dört bir yanını aradık ama hiçbir şey bulamadık. No, boşu boşuna mı?
O zaman el feneri git. Yo, el feneri gitmemiş. Güzel. Bir şeye gerek yok. Hepsini yemledik, suladık. Aa, yemlemeye gerek yoktu ya. Yemlemek deyince de böyle tuhaf oluyor. Dışarı kim gitsin? Bir şey söyleyeyim mi? Dışarı kim gitsin biliyor musunuz? Bence dışarıya oğlum gitsin, Ted gitsin. Gülü gülü Ted. Aa, bavul alaydık keşke. Bavulu unuttuk. Ne vereyim ben bunun yanına? Harita vereyim değil mi gençler? Ya da gaz maskesi vereyim ya. Gaz maskesi vereyim, gaz maskesi. Gaz maskesini al. Sen dışarıya git kardeşim. Kafana göre git. Haritada bir şey işaretlemiyorum. Ted'e güle güle, şey Ted diyorum. Timmy'ye güle güle dedik Timmy. Geri dön olur mu oğlum? Geri dön, geri dön. Timmy'cim geri dön. Ne olur. Timmy nükleer çöle çıktı ve gaz maskesini verdik. Mary Jane, Dolores iyi. Herkes iyi şu anda. Erzaklara gerek yok devam ki. Bir şey tarafından izlendiğini hissetmek gerçekten çok garip bir durum. Sığınağımız küçük ama bu durum bir süre canımızı sıkıyor. Tüm dolapları kontrol ettik ama burada gizlenen bir şey bulamadık. Burada bizden canlı kemirgen belki. O zaman silah. Silah verdim bakayım. Kemirgen memirgen varsa silahla gidip baksınlar. 7. gün. Ya köpeği bulabilir miyiz ya? Pankek. Hala bir pankekimiz gelmedi. O neydi bilmiyoruz ama artık ölü. What? O iğrenç küçük deliklerin birinde bir tanesi daha vardır belki diyor. Silahımız duruyor değil mi? Erzakları paylaştırma zamanı. 7. gün. Gerek yok. 8'de paylaştırırız. Bu lanet olası sığınakta zar zor nefes alıyoruz. Son birkaç saattir havalandırma da şart. Acaba bir şey mi sıkıştı? Eğer öyleyse hemen havalandırma tesisatı. Ne yapacağız? İzci kitabı Fener. Fener'le baksın. Fener'le bakalım ne varmış orada. Alo! Alo government! Devlet su işleri, beni bulun! Bizi bulun, kurtarın buradan gözü gözün yanayım ya. Bakalım. Timmy ne zaman gelecek? Havalandırma tıkandığında yapılması gereken şey tıkanıklığın sebebini öğrenmektir diyor. El feneri bir mutant böcek yuvasını... Mutant! Mutantlar ısırmış bizi! No! Dolu! Hepinize su! Hepinize su! Ya no. Dışarı kim gitsin? Dülülülülü. Şu işe bak. Bir daha telefon sesini duymayacağımızı sanıyorduk diyor. Telefon açmaya kim gitsin? Kızım gitsin. Gülü gülü kızım telefon aç. Git bir bak bakayım telefona kim geldi. Aman hasta olmayın. Bak kolay modda oynuyoruz. 9. gün. What? Eline ne oldu? Mary Jane. 52 mısırdı. Telefonu açtığımızı arayan kişinin sesindeki rahatlama falan kendisini Hill Vadisi'nden bir felaket zede olarak diyor. Mary Jane yaralı diyor. No ama sana vallahi kullanamam şu anda. Çünkü birisi hasta olursa onu kullanacağız. Sorun basit. Tamam yapıştır bunu da. Sinek ilacıyla kendi kokumuzu gidermeye çalışıyoruz. Timmy geldi Timmy. 10. gün. Timmy geldi, hoş geldin. Nice. Hoş geldin Tim. Gaz maskesini geri getirmiş. Güzel. Devam, ne getirdin peki bize? Oo, bir tane çorba, bir tane su getirmiş. Başka? Bir de satranç tahtası. Dama vermişler. Tamam, güzel bence. Erzakları paylaştırmaya gerek yok. Şöyle düşünelim. 4'te su, 8'de yemek gibi düşünelim. 10. gün. Ted bir... Tamam. Gezi düzenleyelim. Ted gitmesin ya. Ted adamdır. Bir şart... Bu şartlarda sakin kalmayı başarmak kolay değil. Umarız... Huzurumuzu... Oldum ya. Geri al, bizleyin bak. En güçlü olanın falan beş mekan. Peki. Ya bir köpek geleydi güzel olurdu ya. 11. gün. Kimi göndereceğiz dışarıya? Bence yine Mary Jane falan gitsin ya. Timmy biraz dinlenmeli. Gerek yok bir şey içmenize. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da Dolores için sudur. Gerek yok 11. günde. Daha biraz önce verdim hepinize. Dışarıya ne götürelim? Bence Mary Jane gitsin. Dışarıda giderken... Ya gaz maskesi mi götürsün? Ne götürsün acaba? Balta var. İzci kitabı var. Harita var. Sadece bir şey seçebiliyorum. Gaz maskesiyle gitsin ya. Ne diyorsunuz? Gaz maskesini al git kızım. Bakayım ne bulacaksın. Ve güle güle Mary Jane. 12. gün. Mary Jane'e güle güle dedik. Bakalım ne macera yaşayacağız. Devam dedik. 12. gün erzak paylaştırıyor muyduk? 4, 8, 12. Dur. Bakayım şöyle bir. Su isteyen var mı çok? Timmy bir şeyler yemeli. Ya şimdi ya da hiç mi? Ay o zaman hepsine su, hepsine yemek ya. Şöyle versem size. Nasılsa kız yok. Löp löp her şeyi yutuyordu. Dışarıdaki radyoaktif nörolojik ama sanırım yaşadığımız dünyada. O yüzden daha fazla vakit kaybedip ilk denememizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dışarıdaki üçüncü adımımızı atmadan karanlıkta yabancı bir hayvan hırıldamaya başladı. Ne yapacağımıza karar vermek için kısa bir süremiz vardı. Fener mi, silah mı ya? Tüfek mi? Ne diyorsunuz gençler? Köpek olabilir o. Bence silahla korkutmayalım, fener alalım bakalım ya. Devam ki dedik.
Ya köpeği çok istiyorum ya pankeki, bir türlü alamadık. 13. gün. Bakalım ne olacak bakalım. Sevgili şişko kızım. Hala yok piyasada. El fenerimizle üzerimize gelen şeyin ne olduğuna bakmaya... O da ne? Köpek! Yes! Zavallı şey çok yorgun görüyor. Bu yüzden geceyi bizimle geçirmesine karar verdik. Güzel. Ertesi sabah kapıyı açıp onu dışarı saldık. Hala geri dönmedi diyor. Oh no! Oh no! Geri dönmedi diyor. Devam ki. Dışarıda neler olduğunda... Ay radyomuz yok. Radyomuz yok. No! 14. gün. Kızım geri dön, bize radyo bul be. Ha? Hurdacıda murdacıda vardır bir yerde. Timi çok aç. Ted bir şeyden şikayetçi değil. Dolores iyi geçiriyor. Cehalet mutluluktur diyor. Aa aklıma cehalet deyince kim geliyor gençler? Tabii ki İlber Ortaylı. Hepiniz cahilsiniz. Devam ki. Kendi kendime eğleniyorum burada. Erzağa gerek var mı? Bence yok. İnşallah birini öldürmüyorumdur. Devam diyelim. Lütfen açlıktan ölmeyin. Vereceğim size yemek. Ama iyi idare ettirmeye çalışıyorum. 15. gün. Kızım neredesin? Şişkom benim. Tombişim şişko da demeyelim. Tombik tombik. İhtiyacımız olan bir şey radyo. Radyo yok ki. Dolores bir şeyler içmeli. Timi elma suyunu ama su vermeliyiz. Timi bir şeyler yemeli. Tamam hepinize bir su vereyim ben. Hepinize bir su bir de yemek vereyim. Garanti olsun gençler ama suyum azaldı. Suyum azaldı. Dar alanlar pek de çok... Değildir. Önemli şeyler hakkında bir türlü geri bildirim. Tamam kes. Kes bunu diye. Kızım neredesin? Geldi. Mary Jane. Ne oldu koluna ya? Ya valla sargı beziyle sararım seni, iyileştiririm ama kızım benim bak birisi hasta olursa onu çevirmemiz lazım. Güzel, gaz maskesini geri getirmiş. Ne getirmiş? Bir tane su, bir tane çorba, bu kadar mı? No! Bu kadar olmamalı. Vermeyeceğim sana bir şey. Dışarı çıksın. Tamam biri çıksın dışarıya. Bugünlerde kapıya vurulması büyük bir tehlikeli. O yüzden bugün kapımıza adam gelip oldukça kazançlı bir kart oyunu oynama teklifi. Bu durumda olsun tamam verelim. Çorba lazım, çorba lazım. Kart verelim kan. 17. gün bir ses duydum. Alo? Government? Radyomuz yok ki ya. Kızım bir radyo bulamadın. Lanet olsun adam hile yaptı diyor. No! Dolandırıldım yala. Çorbalarım gitti. Mary Jane. Mary Jane yemek yev yoksa ölecek diyor ya. Mary Jane'e yemek vereceğiz. Tamam peki verelim. Mary Jane. Sadece sana vereceğim yemek. Al sana sup. Ya suplarımı çaldılar ya. Dışarıya ne götürelim? Dışarı kim gitsin? Dışarıya bence ya hanımım mı gitsin, Timi mi gitsin ya? Ne diyorsunuz gençler? Bence Timi gitsin. Tamam yanında da ne götürsün? Gaz maskesi vermezsem hasta olacaklar. Keşke bavul alaydım ya. Ben aşağıda vardır diye düşündüm. Al gaz maskesi git. Git bir şeyler bul gel. Sup bul bize sup. Çoba bul çoba. 18. gün. İyi güzeliz, devam ediyoruz, iyi gidiyoruz. Timi nükleer çöle çıktı, geri dönecek mi bilmiyoruz diyoruz. Dur bakayım ölen biten var mı? Mary Jane açlıktan ölüyor diyor. Ya ben bu Mary Jane'i az önce vermedim mi? Ona bugün yemek verecek, versek iyi olacak yoksa ölecek diyor. Mary Jane. Dolores. Hepsine su, hepsine yemek vereceğim ya. Alın size yemek, alın size su. Başka da veremem. Aha, tam temkinli bir şekilde dışarı göz açacaktık. Tüylü bir hayvan üzerimize atladı. İyi ki kalp damar yollarımızı yağ ağırlıklı bir hamburger diyetiyle tıkamışız. Çünkü... Ya aferin oğlum, az görünüyor. Ay köpek ya. Benim supum da yok ki. Ben öleceğim o zaman. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu gerçek hayatlarda söylüyorum. Bir tas çorban mı var? Bir tas çorbanı dışarıdaki hayvanlara verin gençler. Onlar da can. Onlar da Allah'ın bir... Yaratığı yani. Verdim çorbayı. Al sana çorba. Helal olsun. Pankek. İç. İç oğlum. İç. 19. gün. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Köpek bir saatten kendi haline geri döndü. İyi. Çorbanın içine koydu. Ama dostum bir şey, harika köpeğe isim vermemiz gerektiğine... Pankek olduğunu düşündük diyor. Gel pankek. Hani mi verim akıllı o? Gel. Gel. Küçük küçük küçük. Gel. Gel pankek. Evet bir tane şey gitti. Mary Jane sürekli uykulu. Uzun süredir bir şey yemedi Mary Jane. Nasıl yemedi? Az önce verdim daha. Vermiyorum yemek falan hiçbirinize. Dışarı kim gitsin? Genç bir adam bugün bizi ziyaret etti. Bize cesur ikiz kız kardeşinin gizlice yakınlardaki bir haydut kampını... Oy, birkaç adamı var ama daha fazla yardım, ona yardım etsek mi? Ay bir şey söyleyeceğim. Kim gitsin? Kız gitsin. Kızı feda edebiliriz. En azından yemekler bize kalır. Böyle hayırlı olur mu ya? Dışarıdaki köpeği düşünüyorum, kızı düşünmüyorum.
Ay ay ay. Tamam devam kedilik, devam kedilik. Genç adamın yanında diğer felaketzedelerden oluşan bir grup vardı ve hepsi silahlıydı ama gerçekten dost. İyi, kızı bulduk, ona bir silah fırlattık ve çıkış tutan aygıtları püskürttük diyor. Neyse çok teşekkür ettiler. Yakında tekrar görüşeceğiz. Mary Jane yaraları yüzünden ya da en azından bizim bu konuda hiçbir şey yapamaz. Ay Mary Jane'im üzgünüm ama. Ne? Yaranı saracaktım. Ne var ya, bir tane oraya merhem sürmedim diye Kanada'ya mı gidilir? Kanada'ya taşınmış. Orada daha iyi bir halk sağlığı hizmeti varmış. Ha var var, git de gör. Git de gör. Ted iyi, dolar ezma. Gitti kızım, gitti gençler. Gitti kızım, gitti. Dur, ölen biten göçen var mı? Geri gel. Yok galiba. Devam ki o zaman. Devam ki, devam ki. Ya yapma be. Dans eden bir hamam böceği göreceğimiz. Dans eden hamam böceği mi? Gerçi hala görmüş değiliz ama bir kedi büyüklüğünde olan bir tane gördük diyor. İşin iyi yanı galiba buradaki tüm fareleri korkutup kaçırdılar. İşin kötü yanı da bize saldıracaklar. Kitapla vurun, kafasına kafasına vurun. Ya kızım gitti, çok canım sıkıldı ya. Mary Jane'im benim ya. Ne güzel öttürüyordu tubasını. Bam bam. Bam bam diye böyle. Devam diyoruz. Ucuz atlattık diyor. Parlayan, valla bizi soksa var mı böcek? Mahvolurduk. Dolores için sudur. Ted çok susadı. Şu anda vermeyeyim. Vermeyeyim bir şey. Yemeğimiz suyumuz olduğu sürece kilitli kalabiliriz ama radyomuz yoktur. Oğlum dön. Oğlum geldi. Lütfen sağlıklı gel. Gözümü kapattım. Lütfen sağlıklı gel. Ve bize yemek içecek bir şey getirmiş ol. Saça bak. Lan berber de yok. Pandemi zamanları aklıma geldi ya. Ne acayip zamanlar atlattık gençler ya. İnşallah tekrar olmasın yani. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyo. Radyo yok da Timi güzel bunu getirmiş. Ne getirdin abine? Çorba getirmiş ve iki tane su getirmiş. Aferin sana oğlum. Oğlum aferin sana. Sana var ya Timi çok aç. Yüzüğü yaptığımız küçük bir dahaki sefere daha dikkatli olun. Ted bir gözü toprağa bakıyor vaziyette. Ted tamam. Hepinize su. Ay dur, yemek isteyen var mı? Çok aç, çok yorgun. Tamam. Sadece su vereceğim şimdilik. Yemeği bir tık ileriye bırakayım olur mu? Please. Ay dışarı kim gitsin? Ted iyi hissediyor. Dolores emin. Dolores'i göndereceğiz. Dışarı biri gitsin baksın. Şöyle yapalım. Aa bu sabah birinin kapımıza vurduğunu gördük diyor. Bir süre sonra kapıdan kalma. Meğer gelenler ikizci. Eskiden aa bir şey karşılığında bir şey teklif ediyorlar diyor. Bunun karşılığında bu. Bunun karşılığında bavul. Ama bundan yok. Bavulumuz olurdu. Ne yapayım böcek ilacını? İstemiyorum. Devam ki. Birisi uyuyor. 23. gün. Devam diyoruz. Kızların nükleer çölde dolaşacak kadar cesur olmaları çok güzel ama maalesef ellerinde bize göre bir şey yoktu diyor. Eyvah. Peki. Bize iyi günler dilek bittiler. Dolores, Ted susuz giderdi. Timi bir şeyler yemeli. Ya, ay gençler son çorbam ya. Şöyle yapsam. İyi tamam biraz Timi sana. Pardon yanlış verdim. Geri gel Timi. Geri ver çorbayı. Timi. Kus geri. Çıkan ağzından çorbayı yanlış verdim. Timi demedim ya, dedim ben. Timi al sana çorba çocuğum. Ya dışarı ne götürelim? Hanımım gitsin mecbur. Hanımım gitsin yanında ne götürsün? Onu ne oluyor? 24. gün. Ne oluyor, bir şey oluyor. Hanım ne? Ama seçmedim ki daha ne vereceğimi. Niye hanımım gitti hemen? Dolores yüzeye doğru. Ya hayır. Timi... Bir şey vermiyorum size. Üstü kirpa yok ki bir şeyimiz. Eyvah. Köpek. 25. gün. What? Büyük anne ve babamız bize hep iyi bir şey görmeden satın almamamı falan falan bahçede gidelim çanta ne tür durdu varsa Ted aç. Ted hayatta kalmak için su içmeli. Timi ya. Ne yapacağız? Ted aç dedi değil mi o? Bir dakika geri gelin geç, suyunu sıkmam lazım. Ted aç. Ted hayatta kalmak için. Ted aç tamam. Timi bir şeyler yemeli. Tamam ikisine de su versem idare ediyorum herhalde galiba. Bir tık daha idare ediyorum galiba. Havlama sesini duyduğumuzda hepimiz anında kapıya koştuk. Bu sefer tahmin etmiştik. Pankek gelmiş. Geri gelmiş ama içeri girmek istemiyor. Onun yerine çok endişeli bir şekilde bizi bir yere götürmek istiyor. Dışarı çıkmadan önce yanımıza bir şey alsak mı? Al bence harita al. Harita al. Haritaya bakarak gidersiniz. Ya köpeği çok istiyorum gençler ya. Pankek, please pankekim, gel pankekim ya. Hiç yapamadım şimdiye kadar. Eyvah eyvah. Halleri hiç iyi değil bunların. Hazırlıklı bir gezgin yanımızda daima harita hep böyle. Eski haritamız, kasabamızın falan filan feşmekan. Geri dönmeden önce biraz dolaşıp arabanın... Oo, üç tane çorba bulduk. Nice. Timi bir şeyler yemeli. Timi
Ne yapıyorsun Timi? Şşt. Dur bir geri geleyim. Ölen biten göçen var mı tam olarak? Ted aç. Timi bir şeyler yemeli. Tamam şöyle yapayım. Var, çok cimri davranmayalım. Suyum da var. İkisine de suyumu da verdim. Olamaz. İki ay içinde bir güney yolculuğuna çıkma planları yaptığımızı hatırladık. Güney hala yerindeyse bunu yapacağız değil mi? İnşallah. Devam diyoruz. Hanımım geri dön. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutuver. Devam. Şimdilik tüm bu soruları bir kenara bırakalım. Timi bir şeyler, hiçbir şey yemenize gerek yok. Bir şey yapmaya gerek yok. Kıyamet sonrasının bir huzur ve sessizlik dönemi olacağını bekler insan sonuçta. Bilirsiniz işte insanların çoğu ölüp gitti. Öyle olmuyor ama işte yine kapımızda biri var. Kapıyı açtığımızda mavi paraşütçü tulumu giymiş tuhaf bat. Görünürlü bir adamla karşı bizden onunla bir su çipi takas etmemizi. Su çipi mi? O da ne ola ki? Suyum var mı benim? Var değil mi gençler? Tamam takas edelim bakalım ne gelecek başımıza. Onu da görmüş olalım. 28. gün. Hanımım hala yok. Ne oldu? Suyu verdik. Dolandırıldık mı? Ziyaretçimiz bir su çipimiz olmadığı, hatta onun ne olduğunu bilmediğini duyunca pek mutlu olmadı. Ona teklif ettiğimiz suyu aldı ve su çipinin hayatı önem taşıdığını söyledi. Bize biraz daha bilgi ama nükleer çöl... Aa adam almış suyu gitmiş. Dur kim ölüyor? Ted aç, Timi çok aç. Bir şey olmaz size. Devam ki. Yemeğimiz tamam, devam ki. Hanımım geri dön. Yes! Dolores! Bakmayacağım hanımım lütfen sağlıklı geri dön. Sana gaz maskesi de veremedim. Please! Yes işte hanımım var ya nasıl mağrur ve başarık. Evimin kadını. Devam ki. İhtiyacımız o... Aa! Aranızda abone olmayı unutanlar var. Hemen abone olun gençler. Devam. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyo yok ki. Bakalım ne getirmiş hanımım. İki çok... Bavul! Nice! Bavul iki tane de çorba. Ted bir şeyler... Ted'e bir şey vermem lazım. Su ve yemek vereceğiz. İkisine de gençler. Erzak... Ay suyum yok başka. Ah başıma ağrılar girdi. Bir dakika. Ted karakterinin karnı gurulduyor. Ted bir şeyler içmezse fazla yaşayamayacak. Timmy de öyle. Dolores bir şeyler yese iyi olacak. Şöyle oluyor mu? Ted ve Timmy'ye su... Tamam Ted ve Timmy'ye su. Anladığım o benim. Ted ve Timmy'ye su. Yani şöyle yapsam bir kapak. Bir kapak da sana suyunu sıkıyorum artık gençler ya. Ölmek istemiyorum. Ted dışarıya Dolores. Tamam. Yeni bir keşif düzenlemeye başlasak mı? Bence başlamasak ne diyorsunuz? Ya da başlasak mı ya? Tamam git sen. Hanımım bizi ayakta tutar. İkiz kardeşler bizi ziyaret edip sığınakta kasabamızın bir haritası olup olmadığını sordular. Gruplara giderek büyümüş ve artık dışarıda yer kalmadığı için şehri dolaşıp üzgünüm veremem haritası size kusura bakmayın. Harita bana lazım. 30. gün. Ne yapıyordum ben en son? Su yok su. Eyvah. Elimizde tek bir haritayı onlara evet. Ne arkadaş bunlar hayır dedik. Ted susuzluğuna gider. Karnı gurulduyor. Dolores hala burada. Güzel bir uyku çekiyor. Biraz su kalmış olmalı. Dolores onu içmedi diyor. Dolores tüm gücünü kaybetti. Dolores bitki. Ay. Dolores'e su. Dolores yemek yemezse. Ya hepinize bir çorba vereyim. İdare edin ya. Dolores sana da azıcık su vereyim. Peki devam ki. Ay bugün keşif için bir şeyler yapmamız lazım. Kim gitsin? Çocuk gitsin. Çocuk gitsin. Hayır yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Bavul verip bir sürü bir şey verebilirdim. Çocuğum özür diliyorum. Bastım geçtim. Geri alma tuşu yok mu? Çocuğumu gaz maskesiz gönderdim yala. Eyvah eyvah. Dolores bir şeyler yese iyi olacak. Yemeye gerek yok. Devam ki. No. Geçen gün kapımız hafifçe çaldı ama açıp dışarı baktığımızda sadece kapında bir bavul olduğunu gördük. Etrafta kimse yok. Üzerinde ismi yazmıyor ama kesinlikle bizim için bırakılmış. Ne olduğuna baksak mı? Bakma. Bakma bakma. Risk alma. Gerek yok. Ya çocuğu öyle dümdüz gönderdik ya. 32. gün. Ay 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 ay. Eyvah eyvah. Ted çok susadı. Dolores bir şeyler yese iyi olacak. Bir şey vermeye gerek yok. Devam edelim. Olamaz. Pancake geri geldi ama çok kötü yaralanmış. Pancake. Alçaklar onu yakalamaya daha kötü. Tamam ilk yardım çantasını Pancake'e. İlk yardım çantasını Pancake'e. Yeter ki köpek gelsin istiyorum. 33. gün versene selam. Köpek geldi. Allah'ım çok mutlu oldum sonunda. Kara gün dostu. Gençler çok mutlu oldum. Yey tipe bak Allah'ım. Isterim seni. Yerim seni. Yerim seni. Yok yok şey manasında yani.
Yes be. Gençler 32.500 like. Aşağıdan gömçürüm. Bak daha fazla istiyorsanız 60 saniye lütfen yazın yorumlarda. Bakalım köpek. Ay pancake. Bak bak. Woo. Woo woo. Pancake kim geldi? Çok mutlu oldum. Sağlık çantamız gitti tabii. Bakalım ne oluyor şu anda. Biraz zaman aldı ama pancake'in yarasını sarmayı başardık. Tamam. Bakacağız, köpek seveceğiz. Ama Dolores bir şeyler yese çok iyi olacak. Dolores su içmezse yaşayamayacak dedi ya bana işte. Su. Ted'e hiçbir şey vermeyeceğiz. Ya Ted'e de Dolores'e de su vermem lazım. No! Birine verebiliyorum sadece. Ted bir gözü toprağa bakıyor. Hemen işler içmesi gerekiyor. Dolores su içmezse çok yaşayamayacak. Bir gün daha atlatabilir miyim acaba? Deneyim mi gençler? Bir gün daha atlatmak istiyorum. Neredeyse her gece sığınak kapısının çevresinde rakun benzeri çirkin mutant hayvanı dolaşıyor. Gizlice ona yaklaşmam ama kitabın yanı içinde bir kutu ve biraz iple biraz bir tuzak kurma talimatları var diyor. Etrafta boş bir kutu yok ama tamam al. Al bavulu tamam. Ya no ya. Ölmeyin lütfen. Timi getirir bize suyu. Oğlum getirir bize su bir yerden. Yok mu bir deli anlı ya bu su? Aha bavulun kapandığını duyduğumuz anda yakaladığımız şey... hayvan kaçmayı başardı tamam. Bir tane supumuz var. Ted aç. Bu gece yemek yemezse, Dolores su içmezse eyvah gençler. Dolores'e su ikisine yemek. Yani şöyle yapacağız. Çorba, Dolores'e su. İkisine birden veremiyorum değil mi suyu? Bak. Ne var bir yudum bir yudum içseniz ne olur sanki. Hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Devam ki. Timmy geri dön Timmy. Bize su getirmen lazım. Acil. İzmir'e selam. Hayır. No. Evimin erkeği. Evimin direği. Ted. Ne oldu sana? Süzülmüşsün. Yalnız. Dolores'e bak şimdi. Dolores'in bakışa bak ya. Nasıl böyle şey mutsuz yani. Böyle bakıyor. Bir daha da mı alacağım? Hiçbir halta yaradın yok. İskelet gibi oturuyor ortada. Ne yapsın adam öldü. Ted ruhuna Fatiha. İyi adamdı. İyi bilirdik. Ya no no no. Köpecik. Köpek geldi ama. Ted'in tipe bak. Allah'ım yarabbim. Tamam devam ki. Su yok ki. Ted gitti. Susuzluk. Su kaybından öldü. O kadar üzgünüm ki şu anda. Su yok. Nasıl yok ya su? Ve yani hayatımın tercihini yaptım şu oyunda biliyor musunuz? Ya Dolores'ti ya Ted'ti. Peki kim ne istiyor bakalım. Bir tek Dolores kaldı zaten. Dolores'e hiçbir şey vermeye gerek yok. Devam ki. Devam ki. Timmy dön ya Timmy ya. Şimdi geldin değil mi? Bir gün önce geleydik ne olurdu? Ne yaptın dışarıda? Oyalandın değil mi saçma sapan? Bak su getirdiysen döverim seni. Aa su da getirmemiş. Ne getirmiş? Hiçbir şey. Timmy! Lan senin kadar işe yaramaz bir çocuk görmedim ya. Hayırsız evlat. Lan dışarı çıktın insan bir şey getirir. What? Hiçbir şey getirmemiş. Dolores keşife gönderilebilir. Tamam Dolores'i gönderelim. O neydi? Bir fare mi? Fareler genelde kedilerden daha akıllıdırlar. Ama o çift kuyruk. Çift kuyruk mu? Baltayı al git, baltayı al git. Ya 37. gün. Tüh, Ted. Olan Ted oldu ya. Konservelerimizi kurtardık. Tüylü mutant için üzgünüz diyor. Dolores yese, Dolores... Ya su ya, su, 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 su. Hepsine çorba versem. Çorbada da su var. Suyunu emcikleyin böyle. Olmaz mı? Eyvah eyvah gençler. Susuzluktan gidecek adamlar ya. Dışarı kim gitsin? Sen git. Yanına ne alıyor musun? Bavul al. Bavula bunu koy. Ondan sonra... Harita koy. Bir de izci kitabı koy. Daha ben ne yapayım? Haritanı bir yerde işaretlemeyeceğim. İnanmıyorum ona. Saçma sapan oluyor sanki. Ölme lütfen Dolores ya. Susuzsun biliyorum ama. Kayseri'ye selam. Şu anda bizi ayakta tutan Timmy. Dolores gitti. Timmy bir şeyler dinlenmeli. Su vermeliyiz hemen. Eyvah. Gençler. Nasıl oluyor şimdi? Su da veremeyeceğiz ona. Ya bir damacana su yok mu ya? Su ne kadar önemli görüyorsunuz. Devam diyoruz.
Şimdi mesela Dolores dışarıdayken Timmy ölürse ne oluyor? Kapı çaldı. Kapı çalıyor. Timmy biraz daha dayansana dostum. Semptomlarımızı cesurca göz. Timmy korkunç durumda. Ona su vermeliyiz. Yok su, yok. Delireceğim. Çorba vereyim sana. İdare et onunla ne olur. Kardeşler geri döndüler. Yorgun ve aç felaket zedeleri kasabayı, hiçbir şeyimiz yok ki. Ne olur ölmeyin. 40. gün geri geldi şey. Hanımın geri geldi. 42, 40, ne oluyor? 44, 45. Timmy. Hanımımın duruşundaki güzelliğe bak. Su getirmiş hanımım. Ama Timmy yok. Timmy'ye ne oldu? Her şeyi geri getirmiş. Asma kilit gitmiş yalnız. Çorba getirmiş bir tane. Güzel. Su da getirmiş iki tane. Sağlık çantası da git. Timmy aklını kaybetmiş. No. Sağ sığınan kapısını açtı. Ardına bakmadan hebeley hübeley diye kaçmış. Kafayı yemiş susuzluktan. Geri dönme ihtimali çok düşük diyor. Bak yok demiyor. Erzakları paylaştır. Şöyle ben sizi bir sulayayım. Sadece hanımım kaldı. Doğru ya. Dolores giderse ölür. Dolores gitme. Kapımızın önünde bir grup yağmacı var. İçeri girmelerine izin vermemizi istiyorlar. Şakaları yok. Ya teslim olacağız ya karşılık vereceğiz. Ortası yok. Al sana. Silahla karşılık ver kadınım. Kadınım aferin sana. Koru bizi. 46. gün gençler. Hatırlatma babında like atmayı unutmayın. Vallahi var ya. Silah öl. Silah patlamış silah. Dostum sen bir işe yarıyor mu ya pankek bu arada? Hiçbir haltada yaramadın. Güzel. Haydutları püskürtmeyi başardık diyor. Tüfek gitti. Dolores bir şey yese çok iyi olacak. Bir şey yemesen de olur Dolores. Devam et kızım. Bitkinsin. Pankek çok endişeli. Bunu ilk defa görüyorum. Pankek dışarı gider mi gençler? Belki bir şey bulur diyor. Tamam pankeki dışarı gönderdik. Hadi oğlum bize bir şeyler bul gel. Hatta Timmy'yi bul gel. Kokla onun Timmy'nin kokusunu al. Gel buraya. Hani gittin geldin mi? Oy su getirmiş. Köpek patisiyle şişe taşıyamaz ki diyor. Nasıl getirdi hakkında bir fikrimiz yok diyor. Tamam o zaman Dolores'cim sana bir çorba verdim. Bitkinsin biliyorum. Devam dedik. Ya Allah'ım işler çok ilginçleşti şu anda. 48. gün sadece Dolores'im kaldı. Ve köpeğim kaldı. Belki Timmy gelebilir ama ne bileyim. Dolores bir şeyler... Dolores her Allah'ın günü yemek veriyorum sana ama. Tamam al su. Al yemek. Daha ben ne yapayım? Ne kadar çok çorba içtin ya sen de. Azıcık bir rejim yap, diyet yap yani. Devam. Keşif yapamayız. Önceki keşiflerimizi yakınları tuhaf bir araç olduğunu görmüştük. Tamam ver gitsin. Umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Bakalım ne oldu? 49. gün. İyi misin? Dolores. Kadınım benim. Evimin kadını. Yaşadığın Dolores artık aç değil. Dolores dinlendi. Güzel. Dışarı gidebilir. Devam diyelim. Güzel. Dolores'i dışarı gönderiyorum. Üstü başı kir içinde bir tüccar. Anam bana kedi getirecek biliyorum. Kedi getirirse köpek onu valla paralar. 50. gün. Dolores'i dışarı göndereceğiz gençler. Haydi bakalım. Devam diyoruz. Dur Dolores ne diyor? Dolores oldukça iyi gidiyor diyor. Güzel. Bir şey vermeye gerek yok. Dışarı ne götürelim? Bavul gitti. Dışarı kim gitsin? Yo. Şimdi bir dakika. Çok iyi dikkatli olmam lazım. Ne götürsün yanında? Harita mı götürsün? Yoksa gaz maskesi mi? Gaz maskesi daha mantıklı ama. Gaz maskesi verdim be. Keşke gaz maskesi vermeseydim. Sağlık çantası da getirmişler ya. Sağlık çantasından iyileştirirdim. Neyse dur bakayım. 56. gün. No! What happened? Ne oldu ki? Neden? Dolores yüzeye doğru gidiyor. Umarız sağ salim geri döner. Bir çift yabancı muhtemelen haydutlar yukarıda evimizin kalıntılarını onlar konuyor. Bir tanesi Dolores ile aynı tarife sahip bir kadını yak... Hayır! Hanımımı yakalamışlar! No! Olsun ama köpeği bulduk gençler. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Devamını istiyorsanız sizlerden süper bir beğeni bekliyorum ve abone olmayı unutmayın. Cansınız. Bye bye!